elektriğe gelen zam peyniri de vurdu. Şimdi daha dur, doğalgaz zammı yiyeceğiz daha. O da var. Oo. Şimdi elektrik faturasına gelen zam süt ürünlerine de yansıdı. Zaten bekleniyor muydu? Bekleniyordu. Neden diyeceksiniz? Peynir çeşitleri kaç liradan kaç liraya geldi? O peynirlerin bulunduğu dolaplar nasıl bir elektrik gücüyle saatlerce çalışıyorlar? İşte satıcı da anlatıyor, tüketici de haklı. Bir de üreticinin elektriği, suyu var, onun olacak. O da işte var. Bir de akaryakıt var, İstanbul'da olmuyor ki bu işler. İşçi maliyeti var. İşçi maliyeti. Başka neler var? Var oğlu var. Var var var, izleyin. İşte kalite var. Fiyat nasıl? Birer kilo falan alamıyoruz yani. Yok ola. Allah Allah. Maalesef yine zam var. Elektrik ve doğalgazdaki %50'lik zam maalesef ürünlerin hemen yansımış durumda. Elektrik ve doğalgaza gelen zammın faturası peynirin fiyatına yansıdı. Sadece peynir de değil, süt ürünlerinin tamamına zam geldi. Elektrik faturası 11.800 lira geldi bu ay. Peki fiyatlar neydi, ne oldu? En ucuz peynir kaç lira? Tek tek onlara bakacağız. 15 gün önce 60 liraya almıştım bir paket böyle. Yani biz euroyu bozmamıza rağmen bize pahalıysa buradaki insanları düşünemiyoruz. Faturanın faturası kime çıktı? Vatandaşa. Gider kalemlerinin başında geliyor faturalar. Faturalar kabarınca da ister istemez maliyet artıyor ve üretici fiyatlara yansıtıyor. Görüyorsunuz kaç tane dolap var. Biz dolapları kapatamıyoruz. Bir dünya elektrik harcıyor. Bunun da bir maliyeti oluyor. Bakın raflarda en ucuzu beyaz peynirin kilosu 98 liradan satılıyordu ama şu anda en ucuz beyaz peynirin kilosu tam 114 lira, yani kilo başına 16 lira zam gelmiş oldu. Biz imalatçısıyız. Bizde stok olduğunda da bir zam uygulama yapmadık, yapmayacağız da. Yıl sonuna kadar bu stoklar devam edecek. Bal kaymak var, biraz beyaz peynir, biraz tobi peyniri, eski kaşarla çeçil peyniri, bir de siyah zeytinimiz var. Toplam 4 tabak 65 lira geldi hepsi. Normal şartlara ben tek başıma onu yiyorum. Yani normalde ama biz 3 kişi yiyeceğiz. Taze kaşarın kilosu da 10 lira zamlandı. O yüzden artık herkes böyle çeşit çeşit peynir alamıyor. 158 lira sattığımız tereyağımız şu anda 175 lira oldu. Eski kaşarımızın kilogramı 158'di. Şu anda 168 lira oldu. Ben de sana hediye ikram ediyorum size. Lütfen yiyin. Yani ne olacak böyle? Esnafın bir endişesi daha var. O da süte zam gelmesi. Bu elektrik doğalgaz zamları kiloya 10 lira bindir ama eğer süt %40'lık bir zam gelirse kiloda 30 lira 40 liraları varan bir fiyat artışı demektir. Daha yemeden oturdu mu mideye? Yani ne yapayım? Baksana. O zaman afiyet olsun. Buyurun, beraber olsun. Ne sireni duydu, ne uyarıları dinledi. Ambulansa yol vermedi. 8-18. Yola 8-18. Trafikten, insanlıktan utandıran anlar az sonra. Evet. Evet, en ucuz beyaz peynir 98 liradan 114 liraya çıktı. Vallahi iyi günlerimiz dediğimiz gibi. Allah, evet, bu günlerimizi aratmasın. İşte geçtiğimiz zamanlarda da yayınlar yapıyorduk. 114 liraya şey doluyordu sadece mesela. Her şeyi alıyorduk. Şimdi, evet, sadece peynirin şu kadarını alabiliyoruz. Alabiliyoruz. Yani vallahi 4 kişilik bir ailenin hani bir kahvaltı masrafına falan baktığımızda bundan 6 ay önce seninle 180 liraya 4 kişilik bir haftalık bir ailenin masrafı çıkabiliyordu kahvaltıda. Yani. Şimdi diyor ki yemeden mideme oturdu diyor abimiz. Hep beraber otursun o zaman, yapacak bir şey yok. Şimdi kaşara zam geldi, tereyağına zam geldi, beyaz peynire, yumurtaya gelmesin mi Muratcığım? Hayır hayır, şöyle bir şey, tamam ona da gelsin, veririz de. Yani memleket et cenneti, evet, süt cenneti, peynir cenneti. Evet. Afrika'nın göbeğinde, ortasında bir yerde değiliz ki yani. Hani burnumuzun dibinde, hani İstanbul diyoruz ama atıyorum Balıkesir'de yani. Tabii ki. Ortamlar Trakya'da ya da dünyada, Türkiye'nin her tarafında bu üretim yapılıyor. Hı hı. Abi dert ne o zaman? Niye peyniri biz yani böyle gıdım gıdım alıyoruz? Hani biz yedik zamanında Allah'a şükür de, şimdi yavrularımız nasıl yiyecek bunları? Nasıl proteinini alacak? Kuru ekmekle okullarına gidiyorlar. Hele üniversite öğrencileri, yani yazık. Yani giyimini mi alsın, harcamasının peynire mi yapsın, yumurtaya mı yapsın, nereye yapsın? Bütün bunlar ürünlerin, özellikle bu kış büyük çıkmaz yani. Kesinlikle öyle. Hani ürünlerin gramajlarının daha küçüldüğünü, kalitesinin her sahte türlü ürünler üründe devreye giriyorlar. Kesinlikle farklılaştığını görüyorsun. Öyle olunca da yani soğuyorsun bir takım şeylerden. Yani o yiyeceğini de aman yemiyor olasın gibi geliyor insana.